Yeni bir başarı hikayesinde canlı yayınla sizlerleyiz sevgili izleyicilerimiz. Her alanda olduğu gibi siyasette de öne çıkan başarılı kadınlarımız var. Bugün bunlardan biri konuğum. Deva Partisi Kadın Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen bizlerle birlikte. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siyasi bir kadın konuğu ilk defa ağırlıyorum bugün başarı hikayelerinde. O yüzden sizin hikayeniz biraz daha ilginç. Hem annesiniz hem bir iş kadınısınız hem de hele son bir senedir aktif siyasetin en yoğun kısmındasınız. Evet, evet. Bugün bunları detaylı konuşacağız. Projelerinizi, evet. Hedeflerinizi konuşacağız. Elif Esen'in İstanbul'da başlayan bir hikayesi var. Bu hikayeyi bir de sizden dinleyelim. Peki. Öncelikle teşekkür ediyorum. Benim için de bir gurur böyle bir ilk misafir olmak. Umarım keyifli geçer hepimiz için ve izleyiciler için elbette. Evet, ben İstanbul'da doğdum. Bursalı bir ailenin kızıyım ama. Zeytinci bir ailenin kızıyım. Uzun yıllar dedem Bursa'da zeytincilikle, Orhan Gazi ilçesinde zeytincilikle uğraşmış. Fakat babam tabii o zamanın yeni nesli. Ben sadece bir mevsim zeytincilikle uğraşıp diğer zamanlar yatmak istemiyorum baba, İstanbul'a gidip ticaret yapmak istiyorum demiş. Ve ben daha doğmadan önce annemi de yanına alıyor. Annesi babasıyla birlikte İstanbul'a gelip yerleşiyorlar. 10 sene sonra olan bir çocuğum ben. 10 yıl İlk beklemiş çocuk. Ailem. İlk çocuk, evet. 10 yıl sonra tabii toplumda bir tabir vardır, buldumcuk diye. O ailenin buldumcuğu olarak, kıymetlisi olarak büyümüşüm. Şükür güzel bir ilk çocuğum ama tek değilim. Benim arkamdan kardeşlerim olmuş. 3 kız kardeşiz biz. Şükür keyifli bir çocukluk geçirdim. İyi bir ailede büyüdüm. Çok şükür. Bunun ne kadar büyük bir kıymet olduğunu bugün çok daha fazla hissediyorum. O sebeple de belki ömrümde, çalışmalarımda çocuklar için, özellikle dezavantajlı çocuklar için yol almak benim programın ismiyle müsemma diyelim, kendim için başarı saydığım hedeflerimden biridir. Yeşilköy'de, İstanbul'un Yeşilköy semtinde, Florya semtinde büyüdüm. Yeşilköy Yeşilyurt'ta okudum. İlkokul, ortaokul, liseyi. Sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandım. İstanbul İşletme Fakültesi o zaman burada Boğaziçi Üniversitesi ile yan yanaydı. Uzun bir süre tabii Florya'dan Etiler arası gittik geldik. Ama olsun, keyifli. Üniversite bence bir bireyin, bir gencin kendisini ilk defa birey olarak hissettiği vakitler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kıymetli ve keyifli vakitler. Çok şükür başarılı bir eğitim hayatım oldu. Severek okudum. Her zaman çok severek okudum. Hala daha severim okumayı. Ama tabii yine hayatımın hedefi şöyle, yine eğitim üzerineydi. Akademisyen olmak isterken orada ilk defa hayatımda bir engelle, bir setle karşılaştım. Ve işte belki de bütün bu şimdiki mücadelemin de mihenk taşı, başlangıç noktası o zaman oldu. Gençliğimle birlikte tesettür seçimim ve beraberinde gelen o dönemin, 28 Şubat döneminin ve öncesinin ne yazık ki haksızlıkları, hukuksuzlukları, akademisyen olmak isteyen bir genç kızın önüne çekilen set, yüksek lisans yapamazsın seti. O dönemde öyleydi değil mi? Ne yazık ki, maalesef. Ne yazık ki. Yani bu yaşam hakkı gibi bir şey, yeme, içme, okuma, eğitim, bunlar çok kıymetli ve her bireyin önüne engel koymadan yaşaması gereken hakları diye düşünüyorum. O süreçte anne oldum, evlendim ve anne oldum. Üniversite arkadaşımla evlendim ben. Arkadaşlık, evet, hala Erzincanlı daha. Erzincanlı eşim. Erzincanlı eşim de Erzincanlı. Erzincanlı bir aileye gelin gittim. İki farklı kültür. İki farklı kültür. Erzincan'ın Tercan ilçesinden eşim de. Ama yani onu da hep bir zenginlik olarak görmüşümdür. Evlendiğim kişiyi ve ailesini çok sevdim, saydım.
Hala daha çok kıymetlidir. Kayınvalidem, kayınpederim yaşıyorlar. Evet, çok şükür. Aile, yine ailesi, kardeşleri çok kıymetlidir benim için. İyi ilişkilerimiz var. Ben bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Biz Batı kültürünün yemeklerini, örf adetlerini onlara aktardık. Onlar bize aktardılar. Çok şükür bunlar mutlulukla, huzurla olunca çok kıymetli şeyler. Allah evlatlarımıza da nasip etsin. Bütün evli çiftlere nasip etsin, evet, inşallah. O üniversite döneminde yaşadığınız tesettürden dolayı akademisyen hayalinizin suya düşmesi sizi biraz o ülke durumuna, ülke siyasetiyle ilgilenmeye mi itti o dönemlerde? Diyorum ya, birden duvara çarpmış gibi oldum. Hedefim akademisyenlik, işte yüksek lisans yaparım, üstüne doktoramı yaparım. Hedef o. Hiç kendimi kurumsal hayatta programlamıyorum. Birden önüme çıkınca dedim ki ben kaderime razı olayım ve evleneyim. Evet. Evde çocuk büyüteyim. O sırada işte iki kızımız oldu bizim. Erken yaşta anne oldum, çok erken yaşta üniversitenin bitmesiyle. Sağ olun, iki kızımız var. Tabii aslında insanın içinde belki o yaşlarda hissedemediğimiz ama başarmak ve faydalı olmak isteği evdeyken de beni çok durdurmadı. O zaman iş hayatında da yine dindar insanlara bir sıkıntı vardı. Çünkü toplum hayatında bir engelleme vardı. Çalışma hayatında genellikle dindar görünümlü kadınlar, evet, ön planda değil. De hepimiz çünkü o hani evet, görünümle, belki görünümle alakalı, dindarlık da demeyelim. Evet, evet, öyle bir ayrımı ben de kabul etmiyorum. Çünkü Türkiye tamamen bir çok kültürlülük ve çok kıymetli. Görüntüyle ayrışan, evet, aslında kafaların içi aynı da olsa tabii dış ki görüntü. Ve ben o zaman şunu hissettim genç bir kız, genç bir kadın olarak. Amerika'da duyduğumuz zenci beyaz ayrımını ben o zaman ya dedim ki yani niçin bir erkek bu ayrıma maruz kalmıyor? Niçin benim tesettürüm olduğu için ben diğer kadınlardan ayrışıyorum, eğitime dahil olamıyorum, iş hayatına dahil olamıyorum. İşte her şeyde bir hayır vardır derler ya, o dönem çocuklarımız büyüdü çok şükür. Ve sonrasında o hak mücadelesi beni ilk önce siyasete, sonra sivil topluma dahil etti. Siz aslında önemli bir kadın girişimcisiniz. Eşinizin değil, kendi kurduğunuz bir şirketiniz var. Hala devam ediyor. Doğru. Ama siyaset öncesi daha aktif olarak yaptığınız hediyelik eşya, lokum gibi toptan satış yapan büyük bir firmanın da kurucu ortaklarından birisiniz. Bu, evet, dönemde o ev süreci, evde kalma, çocuklarınızın doğma sürecinden sonra ben artık bir şeyler yapmalıyım diyerek mi girdiniz bu işe? Öyle oldu çünkü şunu hissettim, boş durmak bana göre değildi. Bir şey üretmek istiyordum. Ürettiğim zaman mutlu oluyordum. Evet, insanın evladını büyütmesi, ona zaman ayırması çok kıymetli. Ama ona zaman ayırdıktan sonra kendime kalan zamanda okuyordum. Kendimi geliştirecek bir takım faaliyetlerde bulunuyordum. Evde durduğum süre içinde bile bir firmanın, kendime ait bir markanın kuruluşunu gerçekleştirdim. Sonra daha sonra da yine kendim ve ortak olarak yapmış olduğum şu anda markalaşmış 3 girişim var. Bir tanesi aktif olarak devam ediyor. Biz iki arkadaş, iki kadın arkadaş, iki kadın girişimci İstanbul'un firmasını kurduk ve burada kurumsal hediyelik ve özellikle Türk adetlerini temsil edecek nitelikli ve lezzetli lokum üretimi üzerine çalıştık. Şu anda hala devam ediyor, evet, o girişimimiz. Toptan değil mi? Toptan olarak doğru. Peki ailenin size belirlediği bir hedef ya da bir iş var mıydı? Yani onlar hani kızım okusun, şunu yapsın ve siz bunları gerçekleştirdiniz mi? Çocukluktan beri bu yönde mi kodlandınız? Yoksa hani tamamen kendi seçiminiz miydi iş hayatınız? Şöyle ifade edeyim. Aslında babam prensipleri olan bir insandı ve o zaman belki çalışma hayatında kadın sayısı daha azdı. Ben üniversite okumak istiyorum baba dediğimde bana şu cevabı vermişti rahmetli babam. Kızım ben seni okuturum ama çalıştırmam demişti. Belki de babamla ters düşmemek için ben kendi kendime hedefler koydum.
akademisyen olmak çalışma hayatı gibi gelmez babama yani, diye düşünerek. Sonra da kendi işini kurmak belki. Evet. Hani. Çünkü yani hep iyi bir evlat olmaya da gayret ettim. Hiç huzursuzluk... Anneniz babanız yaşıyor mu? Annem yaşıyor hayatta. Babam, kaybettik babamı bir 9 yıl kadar önce. Allah rahmet eylesin. Babamın da iç huzuruyla beni izleyebileceği, hani dedim ki akademisyenlik olabilir. Tamam babacığım dedim, ben okuyayım ama çalışmayacağım dedim. Sonra tabii hayat, dediğim gibi, o akademisyenlik hedefim kapanınca girişimciliğe doğru yönlendim ve uzun yıllarımı girişimciliğe, başka kadınları da girişimciliğe ve istihdama yönlendirmeye. Çünkü güçlü kadın dediğimizde ve ailesine faydalı kadın, güçlü kadın denilince bugün çok farklı yerlere de götürülebiliyor laf. Güçlü kadın aslında ailesine, eğer bir aileye mensupsa, annesi, babası, kardeşleri ya da evlenmişse eşi, çocukları, onlara da fayda sağlayabilecek, huzur içinde yaşatacak, huzuru aile içinde tesis edecek kadın olarak geliyor bana. Çok doğru söylüyorsunuz. Bunun, bir tek çalışan kadın değil, çok güçlü ev kadınlarımız Kadınlarımız var. Evet. Bunun içinde belki eskiden o kişisel güç yeterli olabiliyordu ama şimdi şartlar çok daha farklı. Dijital çağı yaşıyoruz. Artık eğitim olmadan kadının mümkünse istihdam içinde, ekonomi içinde yer almadan güçlü olması da çok zor. Bunun için imkanları olan veya ihtiyacı olan kadınların da önünün açılması, desteklenmesi, istihdama ya da girişimciliğe yönlendirilmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki başarılı bir kadın girişimciyken birden kendinizi siyasetin içinde buldunuz. Bu süreç nasıl gelişti? Sizin tercihiniz miydi yoksa hani tesadüfen gelişen bir olay mıydı bu? Aslında yani başarı, şöyle, başarı kelimesi de çok göreceli bir kavram. Ben hani kime neye göre başarı derim. Bugün bu konu, bu programın konuğuyum. Çok teşekkür ediyorum. Bu benim için büyük bir gurur. Ancak benim için başarı toplumsal faydayla doğrudan orantılı. Evet. Ben faydalı olduğum zaman, ürettiğim zaman mutlu olan ve kendimi başarılı hisseden birisiyim. Benim aslında siyasi çalışmalarım çok erken yaşlarda, o hak mücadelemin olduğu yıllara denk geliyor. Yani engellendiğim, eğitimimin engellendiği, girişimciliğimin engellendiği yıllara denk geliyor. Yani 28 Şubat dönemine. Hı hı. Üniversite yıllarınızdan itibaren. Üniversitenin sonrası, çocuklarım büyümüş, işte o yıllar, o 5-6 yıl zor yıllardı, belki 10 yıl. Kadıköy tarafında oturuyoruz. Yani bu görüntüm sebebiyle caddede yürürken senin burada ne işin var, çık git diyen daha çok kadınlar, ne yazık ki erkeklerden çok kadınlar vardı ve o ayrımcılık beni çok rencide eder ve üzerdi. Benimle beraber bunu yaşayan kadınların, özellikle genç kızların o itelemeden ne kadar rahatsız olabileceklerini ve o itelemenin onları eve kapatacağını, eğitimden uzak bırakacağını, yani böyle gettolaşan bir yapıya doğru iteceği endişesi beni belki de işte o yıllarda aktivist yaptı ve ben apolitik bir genç kızken, o zaman AK Parti yeni kuruluyordu. Ben İstanbul AK Parti Kadın Kolları'nın ilk kuruluş aylarında dahil oldum. Daha seçime girmemişlerdi. AKP'de başladınız siyasete. İlk AKP'de başladım, doğru, AK Parti'de başladım. Eşimin bir tanıdığı vesile olmuştu. Yani siyaset yapmak hedefiyle değil de peki dedim bir gideyim göreyim nasıl bir ortam. Ama ondan sonra o çalışma ortamı... Hedefleriniz vardı, hedeflerim sanıyorum. Hedeflerim vardı. O ayrımcılık her alanda olduğu gibi din, dil, ırk. O dış görünüşteki olan ayrımcılık da sizi çok etkiledi. Kesinlikle öyle. Bizim kanalımızın kuruluş amacı da bu ayrımın olmadığını göstermek ve yıllardır bunu yaptığımızı düşünüyorum ben çok de. Çok kıymet veriyorum sizin, evet, kanalınıza, evet, zaten bu, evet, anlamda, bu çeşitlilik anlamında. Buyurun, dinliyoruz sizi. AK Parti'de başladınız. Başladık, siyasete. Doğru, kadın kollarında. Şükür, yani o ilk yıllarda zaten istediğimiz faydaya da ulaşabildik diyorum diye düşünüyorum. Zamanla o tesettürlü kızların üniversiteye girme mücadeleleri çözümlendi. Zamanla istihdam ve girişimcilikte
tüm kadınlar ayrışmadan yer alabildiler, dahil oldular. Fakat sonrasında tabii yıllar geçtikçe belki de benim kriterlerimde, etik ilke ve değerlerimde artık bir noktada örtüşmediğimi hissettiğim noktada da bir geri çekilme, siyasetten geri çekilme. İl başkan yardımcılığına kadar yükseldiniz tabii. Partide değil mi? Tabii yaklaşık yani 7-8 yıldan fazla belki de il başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Hatta ilk önce tanıtım medyadan sorumluydum. Ama sonra il başkanımıza dedim ki benim alanım işletme, ben ekonomiden anlarım. Ve o zaman o dönemde il başkanlığında ekonomi birimi diye bir birim var. Ve en faydasız, lüzumsuz görülen birim. Mali işlerle niçin birleştirilmemiş, niçin ekonomi birimi var diye sorgulanıyor. Dedim ki ben burayı alayım. Benim hedefim buraya bir değer katmak olsun. Çünkü benim bir hedefim var. Eğer o hedef doğruysa ben buraya değer katarım ve ekonomi birimini de algı ayağına anlamında kaldır. Da yükseltirim. Şunu düşünürdüm. O ilk yıllarda yapılan epey bir çalışmalar vardı. Yani eğitim alanında, sağlık alanında, diğer kamu ve özel kurumlar anlamında. Biz bu yapılan işleri halka anlatalım. Ceplerine giren parayı, faydayı anlatalım. Bunu da ekonomi birimi anlatabilir ancak. Ve sade bir dille anlatalım, kadınlara anlatalım. Kadınları teşvik edelim, gençleri teşvik edelim. Eğitime, girişimciliğe, sağlıkta nerelerden faydalanabilirler, eğitimde ne tür imkanları var veya girişimci olmak isterlerse mikro kredi, fonlar vesaire nasıl ulaşabilirler, bunları anlatalım dedik. Gerçekten çok şükür bir müddet sonra bizim hazırladığımız raporlarla o zaman ana kademe denirdi, kadın kolları ve ana kademe diye iki ayrı birim vardı. Ana kademe şunu demişti, Elif Hanım biz de sizin raporlarınızı teşkilatlarımıza dağıtabilir miyiz? O an ben o hedefime ulaştığımı ve o noktada bir başarı sağladığımı hissetmiştim. O benim için büyük bir mutluluk olmuştu. Sonrasında bir ara mı verdiniz siyasete? Sonrasında siyasete ara verdim. Çünkü inanmadığım veya hani ters gelen bir takım şeyler çoğaldığı zaman orayı yani mutlaka devam ettirmelisiniz diye benim değerlerim de yoktur. Yanlış görüyorsam ve düzeltemiyorsam o yanlışları da içinde bulunmak doğru gelmez bana. Sivil toplumun biraz daha bu alanda ihtiyaç olduğunu da hissettim. Yani girişimcilik çalışıyoruz, KOSGEB'i anlatıyoruz, mikro kredileri anlatıyoruz, fonlar var ve ama bu fonlar siyasetle kadına ulaşması mümkün değil. O zaman bir kadın STK'sı kurma hedefine girdik. İşte birkaç arkadaş bir STK kuruluşunu gerçekleştirdik o dönemde. Sonrasında yaklaşık birinci yılını dolduran Ali Babacan'ın başkanlığını yürüttüğü Deva Partisi'nde kuruluşundan öncesinden beri varsınız, siz var oldunuz ve şu anda da Kadın Politikaları Başkanısınız. Bunu konuşacağız ama bir ara verelim reklamlardan Elbette. Reklamlar ardından birlikteyiz. Başarı hikayeleri Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen ile devam ediyor. Elif Hanım, siyasete bir ara verdiniz. Sonrasında STK'lar var, ardından Deva Partisi var. Doğru. O STK'ları biraz daha, sivil toplum kuruluşlarını biraz daha açalım istiyorum. Elbette. Çünkü çok önemli işler yapıyorsunuz. Sizin de kurucusu olduğunuz iki tane sivil toplum kuruluşu var sanıyorum. Onları da bir dinleyelim sizden. Elbette. Siyasete noktayı koyduğumuz zaman kadın STK'larında, birkaç kadın STK'sında kurucu ve yönetim kurulu görevini üstlendim. Yine orada da kadın girişimciliği, iş insanlarından, iş kadınlarından sorumlu komisyon başkanlığı gibi görevlerim oldu. Ama çok gençlik yıllarımdan itibaren bu dezavantajlı çocukların hayata kazandırılması ile ilgili çok hedeflerim vardı. Dedim ki kadın çalışmaları bir noktada yeter. Elimden geldiğince yine destek vereyim. Ama yetim ve özellikle de dezavantajlı ailelerin sosyal desteğe destek sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına destek olalım. Onları eğitim hayatında kalıcı kılalım, sürdürülebilir eğitim hayatı ve beraberinde de gençlik yıllarında da istihdam edilebilirliklerini arttıralım.
iş imkanlarını sağlayalım onlara. Ve onlar ayakları üstünde durana kadar da, yani nitelikli bireyler olarak topluma karışana kadar da destekleyelim onları. Çok güzel projelerimiz oldu. Çocuk ve Gelecek Derneği. Şu an hala yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Kısa bir süre sonra devredeceğim. Çünkü sivil toplumla siyasetin beraber olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrışmalı. Sivil toplum daha bağımsız, daha objektif kalmalı. Sevdiğim bir arkadaşıma devredeceğim. Yönetim kurulunda çok kıymetli arkadaşlarımız var. Onlar yine çocuklar için çalışmaya devam ederler. Ben de arka planda zaten elimden gelen tüm desteği veririm. Biz Çocuk ve Gelecek Derneği'nde yaklaşık 4. yılımızı tamamlıyoruz. İlk yola çıktığımızda amacımız yetim çocuk ve beraberinde de işte bu sosyal destek ihtiyacı olan ailelerin çocukları. Yola çıktık. Dedik ki bakalım kaç aileye ulaşacağız, kaç çocuğa ulaşacağız. Tabii o zaman tam Suriye İç Savaşı'nın olduğu ve İstanbul'a göçmenlerin geldiği zaman karşımıza göçmen çocuklar da çıktı. Dedik ki biz ayırt edemeyiz ki çocuğu, ne din, dil, ırk, mezhep, hiçbir şey ayırt edemeyiz. Çocuk çocuktur dedik. Türk çocuklarıyla birlikte göçmen çocukları da çalıştık. Ve o noktada yolumuz dernek olarak Birleşmiş Milletler UNHCR'la çakıştı. Biz UNHCR'la çok güzel, başarılı çalışmalar yürüttük. İstanbul'da birkaç belediyeyi, yine akademiyi ortak aldığımız, iş dünyasını ortak aldığımız, medya temsilcilerini yine projelerimize ortak aldığımız nitelikli projeler yürüttük. Bu projelerde çocukların okulda birlikte okudukları Türk çocuklarla, akranlarıyla arkadaşlık geliştirmeleri, eğitim hayatında köşeye kaçmamaları, onlarla birlikte o sıraları paylaşmaları ve geleceğe yine kendi ülkelerine de döndüklerinde faydalı bireyler olarak kazandırılmaları üzerine çok güzel projeler yürüttük. Pandemi sebebiyle tabii onlar da aksadı ama yine biz devam ediyoruz çalışmalarımıza mümkün olabildiğince diyelim. Peki sonrasında neden Deva Partisi? Evet, tam ÇOGEL'le çalışmalarımız devam ederken tabii bu işin içine göç de giriyor, mülteci çocuklar da girdiği için. Yolumuz Ali Bey ile İstanbul'da bir programda çakışmıştı ve eşiyle, kıymetli eşiyle, Zeynep Hanım'ı da ben çok kıymetli bir hanımefendi olduğunu düşünüyorum. Eğitimiyle, duruşuyla, anneliğiyle, eşliğiyle. Ali Bey de öyle. Evet, çok sevdi, evet. Tabii. Biz onlarla böyle bir yemek masasında Zeynep Hanım'la sohbet ederken daha deva yok ortada. Hı hı. Siyasetten onlar da benim gibi geri çekilmişler, bekliyorlar. Zeynep Hanım'a hatta dedim ki, Zeynep Hanım siyasette olmamak rahat değil mi dedim, kafanız herhalde. O da bana dedi ki, Elif Hanım dedi, eğitimimizle, çocuklar da eğitimde, üniversitede, okullarında. Ben de dedi onlarla birlikte eğitimdeyim. O da doktorasını yapıyor Zeynep Hanım da. Ay dedim ne güzel. Hatta şöyle düşündüm. Ne kadar bize benziyorlar diye düşündüm. Biz de eşimle okumayı, yazmayı, çizmeyi çok sevdiğimiz insanlar, çok sevdiğimiz için yine kızlarımız üniversitede çocukla artık beraber bizimle. Çocukla beraber okuyorsun. Çocukla beraber okuyoruz. Ben yüksek lisansımı yeni tamamladım. Doğru, daha bir 2-3 sene kadar oldu. Yine İstanbul Üniversitesi İşletme, özür dilerim, sosyoloji kürsüsünde sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanında yüksek lisans programını tamamladım. Zeynep Hanım da keza öyle. Sonra aradan birkaç ay geçince Ali Bey İstanbul'da bir davet etti. Dedi ki biz Deva'yı kuruyoruz. Aramızda olmak ister misiniz? Ben de ona dedim ki Ali Bey ben siyasete noktayı koydum. Sivil toplumdayım. Yine biz eşim de ben de sizi severek destekleriz. Çünkü sizin bakanlık döneminizi çok iyi biliyoruz. Takip ettiğimiz bir siyasetçiydiniz. Hep takdirle izledik sizi. Yine yolunuz bizim yolumuz olur ama beni siyasete dahil etmeyin. Ben sivil toplumda çok huzurlu, mutluyum dedim. Dediniz. Evet. Bir nevi reddettiniz teklifi. Reddetmek demeyelim, o hani belki hani kabalık olur da aktif olarak görev almak siyasette istemediniz. Dedim evet. Hani girmesem ben bir daha siyasete. O da dedi ki Elif Hanım biz de aynı şeyi düşünüyorduk sizinle ama dedi artık hani bu bir ihtiyaç haline geldi. Tecrübeli arkadaşlara da ihtiyacımız var. Yeni siyasete dahil olacak arkadaşlara da ihtiyacımız var. Ama dedi siz yine çocukla ilgili çalışmalarınıza devam edersiniz dedi. Hatta beni şu sözü etkilemiştir.
Siz de inşallah dedi Türkiye'deki çocuklara faydalı olacağınız bir işe girmiş olursunuz o zaman da dedi. Orada tabii çocuk biraz daha can evimden vurup çocuk hassasiyetimle işte noktayı koyduğum yerden noktalı virgülle devam ettim diyorum. Parti kurulmamıştı. Moderasyon grupları vardı. Her bir şöyle yaptık Deva'da. Ben o dönemde aralarına dahil oldum. Her bir konuyla ilgili moderasyon ekipleri kuruldu. Bu ekiplerin içinde akademiden sivil topluma, iş dünyasından medyaya birçok temsilci vardı. Kendi konularıyla ilgili yaklaşık 300 küsur kişi bu moderasyon ekiplerine dahil olup kendi alanlarıyla ilgili görüşlerini bildirdiler. O moderasyon ekibini temsil eden kişi raporunu yazdı. Ben de ikisine katılmıştım. Biri sosyal güvenlikti, diğeri de kendi moderasyonumu yürüttüğüm göç grubuydu. Bu alanda biz raporlarımızı sunduk. O raporların doğrultusunda da bugün web sitemizde görülebilecek parti programımız ortaya çıktı. Yani çok fazla görüşle, çeşitli kişilerden alınan bilgilerle oluşmuş bir parti programımız var. Daha sonra tabii beraberinde geçen Mart ayında tam pandemiden birkaç gün önce diyelim partimiz kuruldu 9 Mart'ta. Sonrasında 12 Mart'ta pandemi sanırım. 11 Mart'ta biz lansmanımızı yaptık. Ankara'dan evimize döndüğümüzde 12 Mart'ta kapanmayı yaşadık. Pandemi ilan edildi ve birkaç gün içinde de o kapanma oldu. Resmi olarak kurulmuştuk ama daha partinin hiçbir organı belirlenmemişti. Ama sizi o çok yoğun kısıtlamalar dışında sizi çok etkilemedi sanıyorum. Çünkü siz her yerdeydiniz. Bütün faaliyetleriniz son hızla devam etti. Bizim görünen kısmı. Ama tabii bu süreç sizi nasıl etkiledi? Pandemiyle doğru. Birlikte yeni bir partinin kurulması, bunu da sizden dinleyelim. Doğru. Şanslıydık diyelim. Çünkü aramızda çok fazla genç arkadaşımız var. Genç ve nitelikli arkadaşımız. Hı hı. Onlar aslında çok güçlü bir dijital altyapı hazırlamışlar. Hı hı. Genç arkadaşlarımızın bu dijital konularla ilgili bilgi ve tecrübeleri diyelim. Deneyimli arkadaşlarımızın da tecrübeleriyle onları yönlendirmeleri güçlü bir veri tabanı. Biz eve kapandığımızda o veri tabanı bizim yolumuzu açtı. Ve ben diyorum ki belki de Türkiye'yi bırakın dünyadaki ilk dijital partiyiz diyebiliriz. Çünkü biz bütün hukuki onaylı işlemlerimizi dijital platformlardan gerçekleştirdik. Toplantılarınızı da elbette çoğunu. İlk önce kurucular kurulunun arasından yönetim kurulu seçildi. Dediğim gibi yasal çerçeveler içerisinde. Ardından yönetim kurulunun içinden başkanlık kurulu belirlendi. Yani genel başkan yardımcıları. O dönem Mart, Nisan, Mayıs düşünün kapalıydık. Hı hı. Ama bizim teşkilatlanmamız lazım ve yol yürümemiz lazım. Bu veri tabanından bize başvuran gönüllüler vardı. İlk önce genel başkanımızın mail adresine, sonrasında da parti kurulduktan sonra web sitesinin veri tabanına işte çok çeşitli mesajlar, tüm Türkiye'den ama Türkiye'nin birçok ilinden işte tebrik edenler, sizinle birlikte çalışmak isterim diyenler, kendi niteliklerini belirten ve beni bir yerde lütfen değerlendirin diyenler. Biz şöyle yaptık, yönetim kurulu belirlendikten sonra Türkiye'yi 14 bölgeye böldük. O 14 bölgeyi de ben onlardan bir tanesinin sorumlusuydum 4. bölgeden, örnekle izah edeyim. Lütfen. 4. bölgenin içinde 5 il vardı. Trakya ve Güney Marmara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir. Bu 5 ili ben kurucular kurulundan 5 kişilik bir ekiple yine moderasyonunu yürüttüğüm o 5 kişilik kıymetli arkadaşlarımla evlerimizden kişileri bölüşerek telefonla arayarak ilk önce aradık, bir bir aradık ve teşekkür ettik kendilerine. Dedik ki bize ulaşmışsınız. Güzel görüşlerinizi iletmişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte yol yürümek ister misiniz dedik onlara. Tabii birçoğu zaten gönüllü olduğu için kendi illerinden gönüllü oldular. Sonra o gönüllüleri bir sistem doğrultusunda elbette
listelerle Zoom toplantılarını aldık. Hı hı. İlk önce kalabalık Zoom'lar, 40, 50, 60 kişilik. Sonrasında o Zoom'ları daha daralta o ilin kurucularını belirlediğimiz toplantılarla, birebir görüşmelerle o illerin kurucularını belirledik. Ve yönetim kuruluna girecek potansiyel kişileri belirledik. 1 Haziran'da yasaklar bitti, sokağa çıkma yasakları. Arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar herkese bir gün süre. Herkes sonra. Evet işini gücünü o bir günde hallediyor. Ailesini, işini, görelim ne varsa yani. Dışarıda bir günde hallediyoruz ve biz yollara düşüyoruz. Sonra tabii o ikisinde gerçekten hep birlikte yola çıktık. Bir tur yaptık, bu 5 ili kapsayan bir tur. Ve her bir gönüllümüzle artık o elediğimiz gönüllülerimizle birebir tanıştık. Çok keyifli bir süreçti. Hem o bölgenin insanıyla yüz yüze gelmiştik. O bölgenin, ilin özel sorunlarını dinledik. Avantajlarını dinledik. Nasıl ilerleyebiliriz, ne yapabiliriz? Onların görüşlerini aldık. Ve aslında çok hızlı bir şekilde de bu sayede teşkilatlandık. Şimdi genel başkanımız çıktığı programlarda bahsediyor. Türkiye'nin en hızlı teşkilatlanan partisi olduk diyor. Gerçekten. Hem de bu zorlu süreçte. Bu zorlu süreçte 2 ayı evlerimizde birebir arayarak, hı-hı, geçirdik. Ama ondan sonra da aktif bir şekilde yola koyulup il kongrelerimizi, ilçe kongrelerimizi hala devam ediyor. Gidiyoruz, bütün Türkiye'yi, evet, dolaşıyoruz. Ne güzel. Peki Elif Hanım, siz kadın politikaları başkanı olarak, siyasette atılmış biri olarak kadınlar için neler yapmayı planlıyorsunuz? Bunu, yani farkınız ne olacak? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Bizim tüzüğümüzde şöyle bir maddemiz var. Cinsiyet oranı %35 diye. En az %35 cinsiyet kotamız var bizim. Teşkilatlarımızda genel merkez olsun, il olsun, ilçe olsun en az %35 kadın katılımını önemsiyoruz diyoruz. Evet, şu anda da öyle. Ben de biraz ön araştırma yaptım. Kadın ağırlıklı bir partisiniz. Kadın, şu an, evet. Kesinlikle öyle. Aktif, hı-hı, kadınlar, birçoğu bunların. İş dünyası, sivil toplum, ev kadınıysa bile o bölgenin doğuda bir yenge, abla ifadesi vardır. O bölgenin güçlü kadını, etrafında, hı hı, enerjisini yayan, faydalı olan, evet, gösteren. Çok şükür DEVA'ya geldiler. Çünkü DEVA şöyle bir süreçte kuruldu. Artık hepimizin geleceğimizden endişe duyduğumuz, çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini yurt dışında konumlandırdıkları, biz bunu telefon aramalarında daha çok gördük. Dedik ki neden DEVA diye sorduğumuzda insanlar şu cevabı verdiler bize. Ben birçoğu, bakın, ilk defa siyasete dahil oluyorum dedi. Ben ülkem için çok endişeliyim dedi birçoğu. Ülkem için endişeliyim, çocuğumun geleceği için endişeliyim diyen insanlar işini gücünü bir kenara bırakıp artık ülkenin geleceği için yola çıkmış insanlar oldu. Biz de bu noktada kadınların çok kıymetli enerjisi olduğunu düşünüyoruz. Kadın bir şeyi sahiplenirse onu sonuna kadar götürür. Burada sahiplendiğimiz partimizden önce ülkemiz, ülkemizin kazanımlarının korunması. Çok kıymetli bir ülkede yaşıyoruz. Çok kıymetli bir milletimiz var. Çok çeşitli bir millet. Ben bu çok çeşitliliğin zenginlik olduğunu düşünüyorum. Bu çok çeşitli kadını da siyasete dahil etmek bizim öncelikli hedefimiz. Çünkü son yıllarda baktığınızda siyaset çok çetin geçiyor. Çok sert dille insanlar birbirlerini, ki insan demeyelim, yöneticiler birbirlerini eleştiriyorlar. 2-3 yıl önce eleştirmiş demediğini bırakmamış. Bugün yan yana yol yürüyen siyasi yöneticiler görüyoruz. Çok doğru. Bu ikili tavırlar, ben inanıyorum ki hem kadını hem erkeği çok irite eden tavırlar ama kadınları iyicene bir uzak tutuyor. Diyor ki çünkü, hı-hı, benim burada diyor çoluğum, çocuğum, evim, zaten bir sürü işim var. Ben bu yani ikiyüzlü siyasetin içinde, bu nobran, bu çatışmacı ortamın içine niye gireyim ki? Artık siyaset girilmek istemeyen bir alan oldu, düşünün. Biz diyoruz ki geleceğimiz için bizim kadını, erkeği, genci,
emekliyi, herkesi güzel enerjisiyle siyasete dahil etmeliyiz ve geleceklerine sahip çıkmaları için de öncü olmalıyız diyoruz. Ben bu işin kadın tarafındayım. Kadınları bu nezaketli siyasetin içine dahil ediyorum. Öncelikle genel başkanımız, ondan sonra da çalışma arkadaşlarım. Çok gerçekten keyifli, o dışarıda yaşanan çatışmaların, bağrışmaların, çağrışmaların dışında bir siyaset, teknik bir siyaset yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz kendi bilgi deneyimlerimizle nasıl yol alabiliriz ona bakıyoruz. Daha şimdiden iktidar olduğumuzda ilk 3 ayda ve 1 yılda ne yapacağız? Onun planları içindeyiz. Bu siyasi keşmekeşin içine mümkün olduğunca girmemeye, kavgaların içine girmemeye, yolumuza bakmaya, işimize bakmaya çalışıyoruz. Ama tabii hani her zaman bu da mümkün olamıyor. Biliyorsunuz, doğru, duymuşsunuzdur. Geçen hafta biz İstanbul Sözleşmesi için yollardaydık. Tam da bu noktada, evet, İstanbul Sözleşmesi'nin iptali konusundaki, doğru, bir kadın siyasetçi olarak görüşlerinizi bir kez daha buradan almak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi benim 2011 yılından beri kadın STK'ları içinde takip ettiğim bir konudur. 2011 yılında o zamanın AK Parti iktidarı bu sözleşmeyi hukukçularıyla, bürokratlarıyla, biz de sivil toplum olarak, dahil olarak meclise taşıdılar. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili adı büyük. Aslında İstanbul Sözleşmesi birçok ulusu kapsamı altına alan, yani bir çatı düşünün. O çatının altına ülkeleri kadın şiddeti konusunda, aile şiddeti konusunda sınırlandıran yasalar yapmaları konusunda teşvik eden bir sözleşme bu. Uluslararası bir sözleşme. Ve ülkelere diyor ki, siz kendi ülkenizin örf, adet ve geleneklerine göre bu sözleşmenin hükümlerine uygun yasa yapabilirsiniz diyor. O zaman 2011 ve 2012 yıllarında bu yasa çalışıldı. Bugün meşhur 6284 no'lu yasayı o zaman ve bugün de aynı AK Parti iktidarının temsilcileri ve sivil toplumda dahil olarak hazırladılar. Hiçbir çekince, hiçbir şer, çünkü zaten kendi hazırladıkları bir yasaydı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda, kurullarda görüşüldü ve bu kanun İstanbul Sözleşmesi'ne uyumlu 6284 kabul edildi. Sonra 5 yılda uygulandı. Sözleşmenin içinde bir madde var. Diyor ki, siz bu sözleşmeyle ilgili kanunu toplumda uygulayın. Bakın, bu uygulama sırasında bir sıkıntı görürseniz, bir tıkanıklık görürseniz yine bu 5 yıl içinde bu sözleşmenin hükümlerine şerh koyma hakkınız var. Veya vazgeçme, çekilme hakkınız var ama 5 yıl. Bakın, 5 yıl hiçbir şekilde bir şerh yok, bir itiraz yok. Her şey yürümüş, yasa ilerlemiş. Ancak 5 yıldan sonra yavaş yavaş bu yasa çerçevesinde sunulması gereken raporlar, bir izleme komisyonu var İstanbul Sözleşmesi'nin. Avrupa Konseyi'ne bağlı bir sözleşme çünkü. Bu izleme komisyonuna sunulması gereken, her ülkenin sunması gerektiği raporlar var. Bu raporlar bir sene sonra Türkiye'den gitmemeye başlıyor. Nedir bu rapor? Biz 6284'ü uyguluyoruz. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda şu kadar kadın cinayete maruz gitmedi. Şu kadar şiddet vakasında azalma oldu. Şu kadar kadına ulaşıldı gibi geri dönüşlerin yapılması lazım. Geri dönüşler yapılmıyor. Bugüne kadar da askıda tutulup bekletiliyor. Yine hiçbir sıkıntı yok. Ama bugün artık o kadar siyaset popülist bir ortama kayıyor ki siyasete malzeme gerekiyor herhalde. O malzemeye de kurban verilen ne yazık ki. Kadınlar, çocuklar, çünkü o sözleşmenin içinde çocuk istismarı da var. Ona yönelik çocuk tecavüzleri diyelim. Yani bunlar çok üzücü şeyler. Çok. Onu engelleyecek hükümler varken geri çekilinmesi... İnanın bizi, yani yüreğimizden yaraladı diyelim. Biz hemen karşı çıktık. Dedik ki, bu sözleşme nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiyse
aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilir. Meclisin kararıyla ancak geri çekiliyoruz denir. Bu zaten hukuken de yok hükmünde diyoruz ya, hukuksuz bir işlem. Hı hı. Dedik ki biz daha hemen Cuma günü açıklandı. Cumartesi günü genel başkanımız, kadına çok kıymet veren bir genel başkan ve yine beraberinde genel başkan yardımcılarımız olağanüstü bir başkanlık kurulu topladı genel başkanımız. Ne yapacağız, nasıl yol alacağız? Tabii belli kararlar çıktı ve biz pazar günüydü, kararımızı aldık, dava açıyoruz dedik. Çünkü böyle bir sözleşmeden geri dönmek bir bizim Türkiye'deki kadınımızı, kızımızı, çocuğumuzu artık belli bir standart korumanın dışında görülmesi ve daha da korunaksız kalmaları, biz buna razı gelemeyiz dedik. İki, böyle bir sözleşmeden, uluslararası sözleşmeden sebepsiz ve hukuksuz çekilmek Türkiye'nin uluslararası itibarı anlamında da çok onur zedeleyici bir şey. Yani doğru. Türkiye siyasetine kurban gitmemesi gereken bir sözleşme bu. Biz mücadelemizi veriyoruz. Açıklamamızı yaptık. Hemen pazartesi iki gün sonra davamızı açıyoruz diye. Fakat İnşallah. Pazar gecesi bana COVID temaslısı olduğum haberi verildi. Ben o basın açıklamasını Zoom üzerinden yaptım. Bu geçtiğimiz haftada temaslı durumum bitince Danıştay'a hep birlikte hukukçularımızla davamızı verdik, açtık. Biz de takipçiniz olacağız. İyi haberler çok bekliyoruz inşallah. Çok mutlu oluruz. Desteğiniz önemli. Elif Hanım, maalesef süremizin sonlarına geldik. Soracak o kadar çok şey var ki ama birkaç cümleyle projelerinizi ve hedeflerinizi, mesajınızı almak istiyorum sizden. İlerleyen yayınlarımızda da tekrar konuk etmek isteriz sizi. Memnuniyetle. Benim için de çok keyifliydi. Çok hızlı geçti süre. Çok teşekkür ediyorum. Biz Deva Partisi'nde kadının, öncelikle siyasetten kaçan, uzaklaşan kadının siyaset içinde olmasını önemsiyoruz. Çünkü kadının karar mekanizmalarında olması kıymetli bir şey. Hem siyaset, hem iş dünyası, bürokrasi, buradaki karar mekanizmalarındaki kadın oranını çok önemsiyoruz. Kadın oranı çok düşük. Bugün meclise baktığınızda %17'lerde bir temsiliyeti görüyorsunuz. Yine iş dünyasına baktığınızda kadınlar erkeklerin çok çok gerisinde. Özellikle bu pandemi şartları kadını daha fazla eve kapadı. Erkekler iş hayatına devam edebilirken kadınlara çocuk, yaşlı, engelli bakımı kaldı. Ve çalışan kadın haklarını yakarak elbette ailesinin bakımı için eve geri döndü. Ama bizim hedefimiz özellikle %35 bizim için önemli bir oran. Çünkü bugüne kadar tüm dünyada yapılmış araştırmalarda eğer kadınlar yönetim süreçlerinde %35-40 oranında en az bulunursa o kurum ya da kuruluş ya da işletme her neyse verimliliği ve karlılığı o oranda artıyor. Bu tespit edilmiş bir fayda. Biz de diyoruz ki biz kadının toplum hayatında nitelikli bir şekilde var olacağı, çocuğunu ailesine arkada bırakıyorum diye endişe duymayacağı, kendini güvende hissedeceği bir toplum inşası için çözümler üreteceğiz. Bununla ilgili politikalar geliştireceğiz. Nitekim uğraşıyoruz. Şu anda bizim somut çözümlerimiz hazır zaten. Onu eylem planına döküp inşallah iktidar olduğumuzda da kadını rahatlatacak çözümlerle toplumumuzla buluşacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Siyasette sizin gibi kadınların çoğalmasını dileyerek kapatıyorum programı. Ben geldiğiniz ediyorum. İçin de ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başarı hikayelerinde konuğumuz Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen'di. Haftaya yeni bir başarı hikayesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.